Sevgili izleyiciler, öncelikle hoş geldiniz. Tüm Türkiye olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Ben de lokasyon olarak yangınlara yakın değilim şu anda. Ancak gördüğümüz fotoğraflar, sahneler, insanların anlattıkları hepimizi derinden çok yaraladı. Sosyal medyada fidan dikmek ile alakalı birçok vatandaşımızın çok acele ettiğini, çok hevesli olduğunu, çok üzüldükleri için bunu hemen telafi etmeye çalıştıklarını gözlemlemekteyim. Ancak bununla ilgili birkaç tane detay, ayrıntı bildirmek zorundayım. Yapmak istediklerimizi usulüne uygun yaparsak eğer daha fazla verim ve sonuç alırız. Aksi takdirde çabalarımız boşa çıkabilir. Sevgili arkadaşlar, bir orman yanarken toprağın en faydalı canlıların bulunduğu 0-3 santim arasındaki bölge 650 derecenin üzerine çıkar. Toprak yüzeyi 2000 derece olur. Bu yüksek sıcaklıkta faydalı bakteriler ve mantarlar ödür. Böylece toprak canlılığını kaybeder. Bir toprağın yanmasından sonra toprak verimliliği azalır ve toprak yorgunluğu artar. Aynı zamanda çıplak kalan toprak desteksiz kaldığından en ufak rüzgarlarda bile bu topraklar erozyona uğrar. Toprak yağmur suları ile taşınır, toprak içerisinde toprağın açtığı kanallar çöktüğü için su depolanamaz. Su depolanamadığı için ekilen fidanların çok uzun süre yaşama ihtimalinin az olduğu sonucuna varıyoruz. Süne diye bir böcek vardır sevgili izleyiciler. Yarım kanatlılardan boz toprak renginde esmer benekli, yaklaşık 1 santim uzunluğunda, tıknaz gövdeli, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan tarıma zararlı bir böcektir. Toprak dengesi bozulduğundan yılanlar öldüğü için tarla faresi artar, kuşlar öldüğü için ise süne denilen zararlı böcek artmaktadır. Tabii ki bazı bölgeler yanarken salmış olduğu karbondioksit dünyamıza zararlı, aynı zamanda da küresel ısınmanın sebeplerinden bir tanesidir. Toprağın yanmasının başka bir zararı ise toprak yüzeyinde bulunan mikroorganizmaları öldürmesidir. Mikroorganizmaların %80'inin zarar görmesi sonucu verimde azalmalar olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Şimdi asıl yapmak istediğimize, yani zararımızı telafiye gelelim. Sosyal medyada birçok paylaşımlarda ve yorumlarda özellikle ceviz ağacı dikelim, zeytin dikelim, öyle yapalım, böyle yapalım gibi söylemlere rastlıyorum. Birincisi, ben kendim ceviz yetiştirdiğim için biliyorum. Cevizi ektiğiniz zaman akarsu yatağında doğal olarak kendini bulmuş ve orayı sevmiş bir ceviz değilse cevizi 60 santim bir fidan olarak ekin. Eğer ki ilgilenmezseniz 5 sene sonra geldiğinizde yine 60 santim bir ceviz fidanı bulacaksınız. Yani 50 tane cevize bakmak sizi hayatınızdan bezdirir. Bütün dağlara ceviz, zeytin gibi meyveler ekmek asla ve asla Türkiye'nin kolay kolay baş edebileceği bir sistem değildir. Diğer meyve ağaçlarına geldiğimizde de hepsi kurtlanır, o olur, bu olur. Birçok hastalıkları var, bakımları var, yaz bakımları, bahar bakımları. Dolayısıyla meyve ağaçları çok zordur. Eğer ki meyve ağacı istiyorsanız bunu sizin yapmanıza bile gerek yok. Birkaç tane tohum atmanız, çekirdek atmanız yeterli. Meyve ağaçlarından en çok tutunan ve insana ihtiyaç duymayan, doğayı ve toprağı düzenlemek üzere yaratılmış meyve incir ağacıdır. Sevgili izleyiciler, incir ağacı bütün doğada İlk önce çekirdeklerini ata ata ilerleyen, toprağı düzenleyen ve arkasından bütün bildiğiniz ağaçları çağıran bir meyve ağacıdır. Çok kadim bilgilere gidersek eğer, bütün bu ağaçların yaşama sebebi incir ağacıdır. Bir izci lideri gibi önden gider, toprağı yaşanabilir hale getirir ve diğer ağaç türlerini artık burada yaşayabilirsiniz. Burası bataklıktı, ben düzenledim. Burası çorak dağlık bir araziydi, ben düzenledim. Buyurun gelin diye onları çağırır. Şimdi bizim işimiz acele. Biz ne yapabiliriz? Buraları nasıl yeşertebiliriz?
Arkadaşlar öncelikle toprak kaç dereceye kadar yandıysa eğer o toprakların iş makinesi ile oradan alınıp bir bölgeye yığılıp belli bir zaman geçirdikten sonra nadasa bırakıldıktan sonra tekrardan belli bölgelere serilmesi lazım. Alttan temiz toprağın yüzeye çıkarılması gerekiyor. Alttan çıkardığımız daha evvelden güneş görmemiş, havalandırılmamış toprağın da sağlığına kavuşabilmesi ve bol verimli olabilmesi için onun da bir bekleme süresine ihtiyacı var. Sevgili izleyiciler, her iklim koşuluna ve her toprağa istediğiniz fidanı dikemezsiniz. Mesela kestane fidanını gidip Akdeniz bölgesine ya da Güneydoğu Anadolu'ya ya da Ege bölgesine ekemezsiniz. Ya çok yüksek tepelik bir araziye ekmeniz lazım, çok sıcak görmeyen, ya da Doğu Anadolu bölgelerine ya da Batı bölgelerinde dağların tepelerine ekmeniz lazım. Çünkü belli bir sıcaklığı gördüğü zaman kestane fidanı ölüyor. Yine çam türleri de aynıdır. Bazı çam türleri soğukta yaşar, bazı çam türleri de sıcak sever. Sıcağı seven bir çamı sıcak bölgeye ektiğiniz zaman olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü toprak özellikleri de çok önemli. O toprakta özleşiyor ve o toprakta yeşerebiliyor olması lazım. Toprak tahlili de çok önemli. Sevgili izleyiciler, sizin anlayacağınız toprak tahlili yapılır, iklim koşulları değerlendirilir. O bölgeye en uygun fidan ya da ağaç hangisi ise onlar dikilir. Ama yanılmamak için, %100 başarılı olmak için en kolay yöntem nedir? Doğa zaten kendisi bizden daha iyi bir toprak doktorudur. Daha önce orada hangi ağaçlar varsa yine o ağaçlarla uyum sağlayacaktır. Ancak eski sağlığına kavuştuktan sonra. Bizler çok heyecanlı bir şekilde hemen bir şeyler yapmak istiyorsak en doğrusu yanmamış toprakları ağaçlandırmak, diğer topraklar sağlığına kavuştuktan sonra da bu topraklarda çalışma yapmak. Yine çok heyecanlı arkadaşlar için söylüyorum. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Bu mevsimde ekilen, dikilen ağaç hiçbir zaman tutmaz. Ağacın tutma mevsimi Şubat ve Mart aylarıdır. Eğer tüplü bir ağaç ekmek isterseniz onu her dönem ekebilirsiniz. Ama yaz döneminde ektiğiniz bir ağaca çok iyi bakmak durumundasınız. Bugün ağacı diker ve 3 gün sonra bir daha uğramazsanız o ağacın yanına, o ağaç ölecektir. Ağacın yaşaması için her 2-3 günde bir gidip ağacı sulamanız gerekiyor. Sevgili izleyiciler, anlayacağınız kaybımız çok büyük. Yanan canlıları mı acıyalım, ağaçları mı acıyalım, Türkiye'nin bir maddi kaybı var, ona mı acıyalım, küresel ısınmaya mı üzülelim? Gerçekten acımız çok büyük. O yüzden tekrar çok geçmiş olsun Türkiye'm diyorum. Allah Celle Celaluhu bize bir daha böyle bir afet göstermesin. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.